Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmemiştim. Video paylaşmamıştım YouTube kanalımda. Ee, Bayağıdır oralardan bir haberim yani. Ee, hayat şartları falan derken bayağı bir koptuk yani YouTube'dan. Ee, bugün göz atarken yeni bir video çak, çekme isteği geldi içime. Dedim hadi bakalım biraz yenilik olsun. Ee, elimde böyle bargellon akışı bir havlum vardı. Çok da istek var bar Bargellon akışına. Ee, geçen sene bir video paylaşmıştım Bargellon akışı hakkında. Çok yorumlar e, nasıl yapıldığını anlatı anlatır mısın şeklinde çok yorumlar aldım, istek aldım. Şu anda bir fırsat bulmuşken biraz anlatmak istiyorum. Şu an elimde olan e, kelebek desenli bir havlu e, örneği bu. Ama her şeyde kullanabilirsiniz yani geniş gözenekli kumaşlarda sayılabilir her türlü kumaşta kullanılabilecek bir nakıştır bargelon nakışı işlemesi kolay e, olan bir nakış e, birbirine girip renkler denerseniz çok daha güzel görünüyor her türlü rengi de kullanabiliyorsunuz e, benim e, normal etamin işleme havluları gibi değil elimdeki havlu bilmem görebiliyor musunuz şöyle düz ortası düz olan sadece işleme yerleri belli olabilen ama etamin işi kadar geniş delikleri olmayan bir havlu etamin delikli havlusu da kullanabilirsiniz tabii ki ama o zaman daha kalın bir ip kullanmanızı tavsiye ederim mesela 8 numara kaneviçe ipi olabilir Orlon olabilir ince orlon o şekilde kullanabilirsiniz ben elimde e, her zamanki gibi ipek iplerimiz vardı suni ipek ipler onları kullandım 2 katlı olarak kullandım bunda tek kat da kullanabilirsiniz aslında dediğim gibi bu tarz e, havlular fazla çok geniş gözenekte olmadığı için orta kalınlıkta bir iple kullanılabiliyor. Ben bu havluyu e, bir öğrencim temin etmişti. Toptan bir şekilde getirmişti. Konaklı mahallesindeki e, iğne oyası kursumda. Ondan almıştım. E, bu arada konaklı ve büyük balıklı mahallesindeki bütün öğrencilerime selam gönderiyorum buradan. İnşallah e, geçen sezon Bargelo'ya pek el atma şeyimiz olmadı. Fırsatımız olmadı iğne oyası kursu açmış olduğumuzdan dolayı. İnşallah önümüzdeki sezon. E, güzel işler çıkarırız. Bargello'ya da bir el atarız inşallah diyorum. Şimdi Bargello nakışı dörder e, dörder gördüğünüz gibi e, delik ayırarak yuva ayırarak yapılan bir işlem. E, 3 veya 2 olduğunda e, pek denk gelmeye biliyor. Özellikle 3 olduğunda. E, şeklimizin simetrik olması için, desenimizin simetrik olması için e, 4 yuva bırakıyorum. Çünkü ileri geri giderken e, tam ortalamamız gerektiği için 4 oluyor. İkişer ikişer iniyoruz aşağıya doğru veya yukarı doğru. Bundan seccade falan da yapabilirsiniz. Salon takımı falan. Bir sürü şey olabilir yani bu desenden. Biraz işleyeyim. Şu şekilde e, dörder yuva atlayarak gidiyoruz. E, bunu şey yaparak da çizenler varmış e, deseni. Ben çizmiyorum ilk sırayı bakarak yaptıktan sonra e, diğer yapacağımız deseni de onu takip ederek ilk yaptığım e, sırayı takip ederek gidiyorum. Ama e, bunu çizenler de varmış yani uçan kalemle çizip o şekilde üzerine işleyenler de varmış. Kameranın açısına girmekte zorlandığım için şu an işlemekte zorlanıyorum. Aslında çok çabuk ilerleyen bir iş. Tabi takdir edersiniz ki kameranın açısına girmekte zorlanıyorum ve ipi çekerken de telefona e, elimizin değme durumu olduğu için Zorlanıyorum yani deseni önce yaptığım deseni takip ediyorum gördüğünüz gibi dörder yuva atlayarak mesela burada birden başlamışız üç tane birli yapmışız sonra e, bir, iki tane ikili yapmışız yan yana sonra bir tane üçlü tekrar iki tane ikili ve dört tane birli yaparak desenin e, sol kanadını kelebeğin sol kanadını gitmişiz gördüğünüz gibi ortasında şu şekilde yaptım düz olarak çıkardım şöyle göstereyim kelebeğin ortasını yani bu şekilde ortasında sarıyla doldurdum aralara başka desenler de girecek İnşallah bitmişinde paylaşmak nasip olur Tabi normalde bu kadar ağır işlemiyorum yani. Daha rahat açıdan olduğun için çekim yaparken gerçekten zor. Evet ben diğer renge geçtim bu arada arkadaşlar. Gece de ışıktan nasıl görünüyor bilemiyorum ama tekrar aynı deseni takip ederek Tek tek gitmiyoruz yani Tek kare tek kare gitmiyoruz. Ee, dörderli kareler şeklinde gittiğimiz için aşağı yukarı giderken de e, ikişer kare şeklinde gidiyoruz. Bu arada yanlış yaptım. Şuradan bir tane daha aşağı inmem gerekiyormuş. Simetrik olması için. Mesela diğerinin yarısına inmemiz gerektiğinde 2 kare iniyoruz. Çok zorlanıyorum şu an. Kameranın açısına girmek için. Evet bir diğer renge geçtim. Birbirine yakın renkler kullandım biraz daha batimsi bir görüntü olsun diye daha güzel görünüyor. O şekilde benim tercihim en azından bu yani. onu da bitirip geleyim. Size kanadın bitmiş şeklini göstermek istiyorum o yüzden. En son rengimize geçtim. Koyu mavi en son rengimiz. Desenimiz bitmek üzere. Onu da işleyeyim, tamamen göstereyim size. Evet, gördüğünüz gibi bir kanadımız komple bitti. Bu tarafı da aynı o şekilde yapacağız. Ve aralara da farklı desenler koyarak havluyu biteceğiz, bitireceğiz. Bugünlük Videomuz bu kadardı. İnşallah en yakın zamanda daha güzel farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.